Öyle deyince vali diyor ki efendim bendeniz tevhid ehli bir Müslümanım. Ha buna madem tevhid ehli bir Müslüman sahibi olacak bak ben de tevhid ehli bir Müslümanım. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönmüş o adama demiş ki nereden bileyim senin tevhid ehli bir Müslüman olduğunu? Bana bir belge getir. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün başlıyor. Selamun aleyküm erenler ve dahi erenlere gönül verenler, hatta ve hatta erenlere gönül verenleri sevenler, hatta ve hatta bu sevgi sebebiyle insanlara hüsnü zan sahibi olabilenler, insandır, hata yapar diyebilenler, yaptığı hatadan ders çıkarmayı becerebilenler. Efendim vaktiyle peygamber soyundan bir hanım kızlarıyla beraber Semerkand şehrine göçmüşler. Bilmiyoruz nerede yaşıyorlardı, ne sebepten oraya gitmeleri gerektiği. Buna dair bilgimiz yok. Bildiğimiz seyyide bir hanımefendinin kız çocuklarıyla beraber Semerkand şehrine taşınmak zorunda oldu. Şimdi şehre yeni geldikleri zaman kalacak bir yer ihtiyacı var. Namaz vakti anne çocuklarını da alıp geçmiş mescide. Namazlarını kılmışlar, oturmuşlar fakat bilmedikleri bir şehirdeler. İmkanları yok, kalacak bir yerleri yok. Yani ihtiyaç sahibi. Anne çocuklarına demiş ki evlatlarım siz şöyle mescidin bir köşesinde durun. Ben bir gidip şehrin valisine halimizi arz edeyim. Belki bize bir yardımı dokunur. Araya sonra valiliği bulmuş. Vali efendinin huzuruna çıkmış ve demiş ki efendim ben yoksul bir kimseyim. Bu diyarın garibiyim. O diyarın garip olmak enteresan bir şeydir. Hani اَدِّينُ بَدْأَ غَرِيبًا فَسَيَعُودُ غَرِيبًا مَتُوبًا لِلْغُرَبَا hadis-i şerifini hatırlayın. Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki din garip başladı, gariplerle devam etti, gariplerle bitecek. Yani bu dini yaşatacak olanlar gariplerdir. Garip enteresan bir ifade. Mesela gene Allah Resulü diyor ki dünyada garip bir yolcu gibi ol. Garip bir yolcu ne demek? Ben bunu geçen hafta yaşadım. İtalya'dayım. Milan'da. Yalnızım. Uçak saatini bekliyorum. Duomo'da şehir meydanındayım. Vakit dolduruyorum. Hava soğuk. Birden bir rahatsızlandım. Yürüyorum ve bayılacağım. Düşeceğim, hissediyorum rahatsızlıktan dolayı. Allah'ım ne yapayım? Gittim bir yere oturdum. Oturdum çünkü dil de bilmiyorum. Hani tamam buongiorno diyebilecek kadar var, senyor diyebilecek kadar, grazie diyecek kadar, prego diyecek ama yok, dil yok. Yanında biri olsa insanın azıcık bir böyle güven olacak. Diyecek ki yani, lan düşüp kalırsam alır beni götürür. Yahut kendi memleketinde olsa, gariplikten geldik, kendi memleketinde olsa insan yanına yaklaşıp kardeş hayırdır, baba beni hastaneye yetiştir diyebilir. La İtalya'dasın, Duomo'dasın, dil bilmezsin, yol bilmezsin, iz bilmezsin, uçağına az bir vakit var. Oturdum oraya, bekliyorum. Düştüm, düşeceğim. Allah'ım o dakikalar nasıl geçmek bilmiyor. O hal nasıl bitmek bilmiyor. Ya Rabbi şu an bir bitseydi, kendimi bir THY logolu uçağın içine atsaydım. Orada aklıma bu geldi. Dedim ki dünyada garip bir yolcu ol derken Allah Resulü'nün kastettiği biraz da bu olabilir mi? Neden? Garipsin. O sıra etrafında olan biten hiçbir şey umrunda değil. Hedefe kilitlenmiş vaziyettesin. Yanından geçenler, oradaki mağazalar, öbür taraftaki bilmem neler, olan biten mevzular. Yani malayaniye dair hiçbir şey umrunda değil. Niye? Çünkü bir derdin var. Çünkü bilmediğin bir yerdesin. Şimdi böyle olunca dedim ki ya dünyada garip bir yolcu gibi ol biraz sanki bu demek. İtalya'da Duomo'da az sonra uçağa gidecek adam oradan acaba şu dükkan kaç liradır bu dükkanı alabilir miyim diye düşünür mü? Ya bırak dükkanı almayı düşünmeyi. Dükkanın vitrinindeki şey dikkatini çekmiyor. En güzel şey bile. Hedefe kilitlenmişsin. Dünyada garip bir yolcu gibi olsa insan, onu da alayım, buna da sahip olayım, şuna da hınzırlık edeyim, buna da bilmem ne edeyim, şunu da şöyle yapayım falan. Böyle bir derdi olmayacak. Garipsin. Dünyada gelip geçmek için geldiğini biliyorsun. Buranın bir ağaç gölgesi olduğunu biliyorsun. Hasılı garip olmak zordur. Dünyada da keşke o gurbette yaşadığımız garipliği kendi memleketimizde bile yaşayabilsek. İnsan çünkü ben onun sılası kendimin gurbetiyim diyordu ya şair. Dünya gurbet yeri. Ya kendi memleketin de gurbet aslında. Dünya dediğin yer bir gurbet yeri. Sıla bezmealest. Sıla Rabbinin yanı başı. Sıla ebedi alem. Evinde de gurbettesin. İnsan kendinin gurbetin. Neyse derin mevzu. O Seyide anne araya sonra valiliği bulmuş. Çıkmış huzura ama garip. Kim kimse yok. Kalacak yer yok. Karınları aç, evlatlarına yemek yedirecek para yok. Valiye durumu arz etmiş. Demiş ki efendim biz buraya yeni geldik. İşte kız çocuklarım var. Onları mescitte bıraktım geldim. Bize böyle birkaç günlüğüne sığınacak bir yer lazım. Karnımızı doyuracak kadar akçeye ihtiyacımız var. Bir de böyle mahcubiyetle. Biz demiş Resul-i Ekrem Efendimiz'den de soyundan gelen kimseleriz. Seyide bir kimseyi. Şu böyle direkt söze böyle başlamıyor bakın. Ben Resulullah'ın soyundanım diye başlamıyor aleyhissalatü vesselam. Derdini anlatıyor. En son belki bir imdat yetişir diye biz mahcubiyette onun soyundan, onun soyuna kurban olayım. Ehlibeyt-i Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kurban olayım. Onları sevmeden olmaz. Onlara gönül vermeden olmaz. Onları baş tacı etmeden olmaz. Onların yoluna toprak olmadan olmaz. Vali dinlemiş. Belki adamcağızın bir ters zamanı. Belki inanmadı. Belki daha evvel benzer bir şey yaşadı. Şimdi bak hikaye şu an olan bir hadise değil. Geçmişte yaşanmış bir hadise ama buna bile bakarken gayri ihtiyari hüsnü zanla bakmaya çalışıyorum. Anlatırken de böyle yapmak lazım. Hani gitmiş valiye durumunu anlatmış. Vali de demiş ki nereden bileyim senin seyit olduğunu? Çık bakayım dışarı. O ölmüş gitmiş valiye bu anlatımı bu şekilde yaparak haksızlık yapma hakkımız yok. Hüsnü zanla bakacağız. Diyeceğiz ki lan adam belki karısıyla kavga etti geldi. Belki daha evvel benzer bir şeyler yaşadı da ondan dolayı böyle bir tedbirli davrandı. Belki adamın ya bir Müslüman ya o vali. Semerkand şehrinin valisi ya. O Müslümanın yaptığı hatayı körü körüne yapmadığını, bunu yapması için bir takım şartların oluştuğunu, bağlamına bakarak değerlendirip adama hüsnü zanla yaklaşmak zorundayız. Neyse, vali kabul etmemiş. Demiş ki, bana bir belge getir. Resulullah'ın soyundan olduğuna dair bana bir delil getir. Ben nereden bileyim senin onun soyundan olduğunu? Yardım etmemiş. Kadıncağız da anne, mahzun bir şekilde çıkmış oradan. Ne yapsın? Vali tamam demedi ama ihtiyaç olmaya devam ediyor. Dışarı çıkmış. Bir dükkanın kapısından girmiş. Boynunu bükmüş. Durumunu anlatmış. Demiş efendim böyle. Uzak bir diyardan geldik. Buranın yabancısıyız. Bu diyarın garibiyiz. Çoluk çocuğum var. Kalacak yerimiz yok. Bize birkaç gün kalacak bir yer. Ben bir iş bulup çalışana kadar. Bir de karnımız doyacak bir lokma. Adam hay demiş. Onları bir yere yerleştirmiş. Karınlarını doyurmuş falan. İlgilenmiş. Dükkan sahibi bir mecusi. Ateşe tapan bir adam. Bu iş böyledir. İnsanın mesela abdesti, namazı, ibadeti, taati bu tamam. Olmazsa olmaz Müslümansa. Ama Müslümanla bir başka insanı bu manada kıyaslarken dönüp bir de cömertliğine, ahlakına, güzelliğine, adaletine falan böyle de bakmak icap. Adam güzel bir adam. Ben gençliğimde bir vakfın programı için bilet satıyoruz. İşte bir aktivite yapılacak. Orada elde edilen gelirle fakirin, fukaranın azıcık hizmetine koşulacak. Öğrencinin, garibin, gurabanın derdi görülecek falan. böyle geliri böyle bir yere kullanılacak olan bir programın organizasyonu. Genç 17-18 yaşlar. O biletleri satmak için sevdiğim böyle güzel de bir abi. Dükkanına gittim. Abi dedim böyle böyle bir tane bilet alır mısın? Kardeş dedi biz zaten bir şeyler yapıyoruz dedi. Bir de bileti alsam da dedi benim o programa gelebilecek vaktim yok dedi. Bizi mazur gör dedi bilet almayalım. Yani o abi için bir tane değil 100 tane biletin parası çiklet parası, sakız parası. Doğrusu mahzun oldum biraz çıkarken. Bir şey de diyemedim. Yani hani gelemeyecek olsam bile ulan kapına gelmişiz la. Al 3 tane al. Koy bir kenara. Geleni boş çevirmemiş ol. Ama yapmadı adamca. Niye yapmadı bilmem. Belki çok hakikaten çok bir şeyler yapıyordu. Belki neyse asıl anlatacağım o değil öbürü. Oradan çıktım Sakarya Caddesi'nde Ankara'da bir bara girdim. Demleniyor arkadaşlar. Kapıdan girip buranın sahibi kim dedim. Filanca dediler hayırdır. Bir görüşmek istiyorum dedim ya. Oturduk. Adam o sıra ben ya radyoda program yapıyorum ya Kanal A'da program yapıyorum. Sima'yı da tanıyormuş. Hocam hoş geldiniz hayırdır dedi. Dedim bir soda limon. Hayırdır. Ya bir programımız vardı o sebepten geldi. Ne programı dedi ya sizi buraya getiren sebep. Böyle böyle dedim bir organizasyon var. Gelecekler şiir okunacak, ilahiler söylenecek ve buradan elde edilen parayla da öğrencilere, gariplere falan yardım edeceğiz. Ben ne yapabilirim hocam dedi. Bilet alır mısınız diye sormaya geldim. Kaç lira hocam bilet? İşte şu kadar. 10 tane bilet alalım dedi. Ulan. Tamam 10 bilet çıkarttım ben. Hocam biletleri bana verme dedi. Ben gelemem. Bu biletleri gelmek isteyip de imkanı olmayan birisine verin ki bilet boşa gitmesin. Dışarı çıkarken adama ettiğim duanın haddi hesabı yok. Allah sana hidayet versin. Allah sana tövbeyi nasuh nasip etsin. Allah sana hayırlı kazanç kapıları açsın. Allah seni şuradan kurtarsın. Benim duamdan ne olur? Ayrı. Ama bir icabet vaktine denk geliverir de inşallah o adama Cenab-ı Hak güzel bir şey vermiştir. Kastettiğim bu. Şimdi valiyken hadi demedi ama mecusi fakat demek ki cömert bir mecusi. Demek ki o an Cenab-ı Hak ona bir kapı araladı. O Seyyide anneyi ve evlatlarını alıp bir yere yerleştiriyor. Agacım vakit olmuş gece vakti. Vali sabaha karşı rüyadan uyanmış kan ter içinde. Bir rüya görüyor sorma. Bu rüyalar öyle boş şeyler değil. Manada bakıyor ki mahşer meydanında Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Liva-ül Hamd sancağının altında sancağı görünce koşuyor. Yaklaşıyor bakıyor o sancağın yanında böyle bir köşk var. Muhteşem bir köşk, sırça bir köşk. Efendimizin yanına varıyor. Bu köşk kimindir efendim diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu köşk tevhid ehli bir Müslümanındır diyor. Şimdi öyle deyince vali diyor ki efendim bendeniz tevhid ehli bir Müslümanım. Ha buna madem tevhid ehli bir Müslüman sahibi olacak bak ben de tevhid ehli bir Müslümanım. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dönmüş o adama demiş ki nereden bileyim senin tevhid ehli bir Müslüman olduğunu? Bana bir belge getir. Kala kalmış. Bak rüyadan uyanıyor kanter içinde. Diyor ki ya dün gelen birisi vardı ya bize hani böyle garipti Resulullah'ın soyundan. Evet Sayın Valim. O nereye gitmiş? Nerede kalmış falan bir araştırın bakayım diyor nerede? Adamları araştırıyor geliyor. Efendim diyorlar falan esnaf var ya mecusi evet. O ilgilenmiş. Onları bir gidelim diyor meclisin yanına. Çıkıyor geliyor. Diyor ki dün birileri gelmiş senden yardım istemiş. Sen de onlara yardımcı olmuşsun diyor. Onları biz alalım diyor. Yani biz valiyiz. Bizim ilgilenmemiz lazım. Dertlerini bizim çözmemiz lazım. Adam demiş ki yok verme. Yahu demiş. İlgileneceğiz. Onları bırak biz ilgilenelim. Cık, vermem demiş. 1000 altın vereyim demiş. Onları bana ver. Adam vermem demiş. Vali niye vermiyorsun deyince mecusi bakıyor diyor ki senin gördüğün rüyayı biz de gördük diyor. Dün gece bana denildi ki bak bu köşk senindir. Bu rüyanın bereketiyle ben ve ailem Müslüman olduk. Kelime-i şehadet getirdik. Ben o köşkü 1000 altına verir miyim? Mesela köşk de değil. Adam devleti burada bulmuş zaten. İmanla müşerref olmuş. Yaptığı iyiliğin, güzelliğin hatırına imanla müşerref olmuş. Vali ne yapmış bilmem. Ondan sonra yanına gelenlerden belge delil istemiş mi? Bak onu da bilmem. Mecusi ne etmiş? Buralar yok. Hikayenin ucu açık. Ama bir insan bir anlık gafleti sebebiyle bir devletten mahrum olmuş, bir başka insan bir anlık yiğitliği sebebiyle bir nimete nail olmuş. Kısa bunu anlatır. Karşımıza benzer fırsatlar çıkınca inşallah biz kaybedenlerden değil de kazananlardan oluruz. Niyazım odur. Efendim, erenler, erenlere gönül verenler, erenlere gönül verenleri sevenler, hatanın insan için olduğunu bilenler, hata edenlerin en iyisinin hatalarından rücu edenler olduğunun farkında olabilenler, bir kardeşi bir hata ettiği vakit ona hüsnü zanla yaklaşabilenler, hatayı alıp o adamı yerden yere çalmak için kullanmak yerine aman ya Rabbi inşallah böyle bir hataya biz de düşmeyiz diyebilenler, gönlü ummanlar gibi olabilenler. Allah'a emanet. Sembol Ocakbaşı'nın katkılarıyla hazırlanan Biri Bir Gün sona erdi.